Merhaba. Mars'taki gezginci uzay aracımız Curiosity'den haberlere hoş geldiniz. Curiosity bir sürü yeni şey keşfetti. Mars'ta bir yer bulduk ve oradaki kayaların tarihini belirliyoruz. Bu durum 1960'larda olduğu gibi astronotların kayaları incelemek üzere alıp dünyaya getirmek zorunda olmadıkları anlamına geliyor. İnceleme için kayayı delip kayadan bir parçayı inceleme aygıtına koyduk ve cihaz da bize bu kayanın kaç yaşında olduğunu, kaç sene önce oluştuğunu söyledi. Curiosity'nin Mars'ta yaptığı en önemli şeylerden biri organik karbon aramak. Çünkü karbon, içinde olduğu kayanın ne kadar yaşlı olduğunu gösterebiliyor. Bazı kayalar çok kısa zamandır, bazıları ise uzun zamandır Mars atmosferine maruz kalmış. Uzun zamandır Mars atmosferine maruz kalan taşlar, radyasyona bağlı olarak daha fazla hasar görmüşler. Bu, organik maddelerin korunmasını zorlaştıran bir şey. Artık bu bilgileri uygulamada kullanabiliyor olmamız çok iyi bir durum. Bu bilgiler sayesinde, ileride çıktığımız yolculuklarda daha genç yüzeyleri keşfedebileceğiz. Ki bu genç yüzeylerin organik karbon bulundurma şanslarının çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Curiosity ile nasıl keşif yapacağımızı öğrendikçe, sondaj yaptığımız taşların aslında daha büyük paketlerin parçaları olduğunu keşfettik. Taşlar daha uzun jeolojik aralıklı zamanlara aitler. Yani aslında burada uzun ömürlü ve yaşama elverişli bir ortam var. Ve bu ortam, Gale Kraterine ilk geldiğimizdeki beklentilerimizden daha genç. Bu, Mars'taki daha genç olan ve bu tarz kil taşlara sahip olan benzer yerlerinde, eskiden belki de yaşama elverişli olduğu anlamına geliyor. Buna ek olarak Curiosity yaklaşık bir yıldır astronotların Mars'ın yüzeyinde yürürken hissedebilecekleri radyasyonun ölçümünü yapıyor. Şu ana kadar bu ölçümlerden radyasyon seviyesinin çok da yüksek olmadığını bulduk. Ancak öte yandan henüz büyük bir solar fırtınasıyla karşılaşmadık. Sonuçta radyasyonun çoğu kozmik arka plan ışımasından geliyor. Bu ölçümler çok önemli çünkü bu sayede NASA bilim insanları Mars'taki bir astronotun ne kadar radyasyona karşı dayanması gerektiğini anlayabilecekler. Curiosity'den haberleri dinlediniz. Takipte kalın.